Heyecanlandım. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Başak. Uzun bir zamandır beklediğiniz bir video ile geldim. Bana bu konu hakkında sürekli sorular sordunuz. Özellikle de böyle ders çalışma vlogları çektiğim zaman. Ve ben de sizlere sürekli çekeceğimi söyleyip bekletiyordum. Çünkü daha yeni ikinci sınıfım ve bölümümün ilk bir senesini neredeyse online okuduğum için çekip çekmeme konusunda bayağı bir kararsızdım. Ama artık dayanamadım ve sizleri de bilgilendirmek için ve yazın artık sınav senesi olduğu için, sınav dönemi yaklaştığı için, tercih yapacaklar için, meslek karar verecekler için, okul araştıranlar için yararlı bir video olabilir diye düşündüm. Video toplam 5 ana kısımdan oluşacak. Okuduğum bölümden ve bölümle ilgili bilgilerden bahsettiğim kısım, okuduğum bölümdeki derslerden bahsettiğim kısım, okulumla ilgili görüşlerim ve sizin sorularınız, iş ve gelecek planlarımla ilgili olan kısım ve son olarak da görüşlerim, tavsiyelerim, işte bu genel sorduğunuz soruların dezavantajları ve avantajları üzerine konuşacağımız kısım. Sizlere Instagram'dan bir soru paylaşmıştım, bir kutucuk koymuştum. Oradan bana DSYNC okumakla alakalı sorularınızı sorabilirsiniz demiştim ve bu videoda da DSYNC okumakla ilgili olan bütün sorularınızı cevaplayacağım. Videonun soracak kısmına geçmeden önce ana bilgiyi vermek istiyorum sizlere. Ben Yeditepe Üniversitesi'nde beslenme ve diyetetik bölümünü okuyorum. Yani diyetisyenlik okuyorum. Bu sene ikinci sınıfım. Hazırlık okuduğum için bir sene daha geriden geliyorum. Ve bölümümü de İngilizce okuyorum. Zaten Yeditepe Üniversitesi'nde İngilizce olmayan bölüm yok diye biliyorum. Maksimum %30 İngilizce olan bir bölüm vardı. Onun haricinde çoğu bölümü Yeditepe Üniversitesi zaten İngilizce. İlk sorumuzla başlayalım. Diyetisyenlik okumaya nasıl karar verdim? Bu çok güzel bir soru. Aslında herkesin çok sakıldığı konulardan bir tanesi. Meslek seçimi yaparken hangi mesleği yapacağınıza karar vermek ve 18 yaşındayken buna karar verip tüm hayatınızı buna adamak gerçekten çok zor bir durum. Ben çok zorlanmıştım. Aslında her zaman ne istediğimi biliyordum fakat böyle bana hep yanlış geliyordu. 18 yaşındayken daha yeni gençliğe adım atmışken, daha dünya hakkında hiçbir şey bilmezken hayatımızın mesleğini en küçük yaşımızda, daha olgunlaşmamış yaşımızda seçmek bana çok böyle garip geliyordu her zaman. O yüzden yalnız değilsiniz. Sizi anlayabiliyorum. Bu gerçekten zor bir süreç. Ben küçüklüğümden beri psikiyatrist olmak istiyordum. Psikolojiye inanılmaz ilgim vardı. Ve psikiyatrist olmak en büyük hayallerimden bir tanesiydi ve ona göre çalışıyordum. Ama 9. sınıfta bildiğiniz üzere kansere yakalandım ve neredeyse 1-2 sene falan okula, liseye tam anlamıyla devam edemedim. Ve daha sonrasından tekrar devam ettiğimde ise eksiklerimi kapatmaya çalışarak çok yoğun bir dönem içerisine girdim ve fazla ders çalışma süreci içerisindeydim. Fazla stres vardı üstümde ve hastalığımın da hani getirileri devam ettiği için hem okul hem sınava hazırlanmak hem hastalığımla tekrar boğuşarak gündelik yaşama devam etmek çok zordu benim için. Ve kaçırdığım dersler ve konular söz konusu olursa tıpı kazanamayacak gibiydim. Yani gerçek çok yaklaşıyordum kendime. Psikiyatrist okumak istiyordum fakat şu anki bu çalışmamla ve sonuçlarımla psikiyatrist kazanabilecek durumda değildim. Mezuna da kalmak istemiyordum çünkü zaten üzerimde çok büyük bir baskı vardı ve hani artık bu ders olayından kurtulmak istiyordum. Bu çok fena sınav baskısı olan bir insanım ve sınav zamanları çok gerilen bir insanım. Zaten bu yüzden panik ataklarım sürekli artıyordu ve sürekli ilaç kullanmak zorunda kaldım. O yüzden bir seneden mezuna kalma düşüncesi benim için mümkün değildi. Sonra ben kanseri atlattıktan 1-2 sene sonra falan kilo verme süreci içerisine girdim. Bu kanser döneminde neredeyse 15-20 kilo kadar bir kilo almıştım. Hatta o kilo verme videolarımdan görmüşseniz fotoğraflarımı hatırlıyorsunuzdur belki veya en eski videolarımı izleyenleriniz varsa hatırlıyordur. Tam o zamanlarda daha böyle hastalığımı yeni bittiği zamanlardı zaten. Ve zayıflamayı kafaya koyduktan sonra diyetisyene gitmeye karar verdim. Gittiğim diyetisyen Gevze'de Çağıl Kıran isimli bir diyetisyendi. Yeditepe'den mezun olmuştu ve çok başarılı bir kadındı. Hala da çok başarılı buluyorum kendisini. Hatta yakın zaman tekrar görüştük. Hani gittiğim olmuştu bu sene içerisinde diyetisyene. Ve açıkçası benim hayatımı değiştirdi. Yani diyetisyenin sadece diyet yazmaktan ibaret olmadığını o zaman fark edebildim. Diyetisyen olmak demek, kişiyle iletişim kurmak demek, sağlık konusunda bilgi sahibi olmak demek, bir nevi yani tıbbi konuların hepsine hakim olmak demek ve besinlere, gündelik yaşama hakim olmak demek. Ve bunu o sevecenlikle, o karakterle yapabilmek gerçekten çok etkilemişti beni. Hastalığımın üstünden diyetisyen bana çok güzel bir şekilde yardımcı olmuştu. Hem hastalığımı göz önünde bulundurarak, hem güçten düşmemi sağlayarak, hem sağlığımı göz önünde bulundurarak sağlıklı bir şekilde diyet yapmama yardımcı olmuştu ve besinlerin ana kaynağını o zamanlar öğrenmeye başladım ve çok etkilendim. Zaten hayatım acayip böyle kiloyla boğuşmuş bir insandım. O yüzden yiyeceklere karşı olan
ilgim çok fazlaydı. Zaten boğa burcum ve yemek yemeyi çok seviyorum. O yüzden yiyeceklerle sürekli bir arada olmak benim için çok güzel bir şeydi. Ve daha sonra dedim ki hani ben galiba diyetisyen olmalıyım. Çünkü bir şekilde ben de bu süreçlerden geçtim, gördüm. Onun haricinde psikolojiye çok fazla ilgim var ve diyetisyen olmak isteyenler, yani diyetisyen okuyacaklar bunu göz önünde bulundursun. Psikoloji dersleri de görüyorsunuz ve psikolojiyle de yakın ilişkili olmanız lazım. Aynı zamanda benim sağlığa da, tıba da çok ilgim vardı ve diyetisyen okuyan insanların çoğu neredeyse hemşireliklerle, tıplarla birlikte çoğu dersleri ortak görüyor. O yüzden benim istediğim her şeyin tam böyle altın tepside sunulmuş haliydi. Psikoloji var, sağlık var, besinler var, tıp var ve gündelik yaşamıma uyarlayabileceğim şeyler var. Yani tam anlamıyla beni ifade edebilecek bir şey olduğunu düşündüğüm için diyetisyenlik seçtim. Bir diğer sorumuz, diyetisyen okuduğun için mutlu musun? Yoksa keşke şu bölümü okusaydım diyor musun? Kesinlikle hayır. Zaten ben diyetisyen okumak istediğim tam olarak sınav olmadan 4-5 ay önce falan hani temelli karar vermiştim. Ondan öncesinde hep hani bakarız, sonucum gelse ona kadar hareket ederim diye düşünürken artık dedim ki ben diyetisyen okumak istiyorum ve Yeditepe'de okumak istiyorum dedim. Kendi diyetisyenim bana çok fazla ilham olmuştu. Onun bu kadar başarılı olduğunu görmek, üniversitesini çok sevdiğini duymak ve üniversiteden çok memnun olduğunu, hocalarından çok memnun olduğunu duymak benim için zaten bir idol haline gelmişti. O yüzden hem diyetisyen olmak istiyordum hem de Yeditepe Üniversitesi'nde okumak istiyordum. Zaten benim tek hayalim buydu ve hiç pişman değilim. İyi ki bu bölümü seçmişim. Şu an bunu okumasam başka bir şey okuyamazdım büyük ihtimalle. Hatta şu an bakıyorum ki tıp okumak beni gerçekten psikolojik olarak çok yorabilirmiş. Benlik bir şey değilmiş. O yüzden şu an diyetisyen okumaktan çok mutluyum. Bir diğer sorumuz, hayatının geri kalanını bu mesleği yaparak geçirmene sebep olan şey neydi? Kendi deneyimlerim diyebilirim sanırım buna. Kendi geçirdiğim hastalık, sağlıkla bu kadar iç içe olmam, onun haricinde kendi zayıflama dönemim, kiloyla mücadelem, yeme bozukluklarım, bunlar sürekli iç içe olmam benim bazı şeyleri çok fark etmemi sağladı ve ben istemeden yani diyetisyenle giderek, zayıflama süreci içerisine girerek ve kanser sürecimden dolayı sağlıklı yaşamı zaten hayatımın içerisine temelli almış bulunduğum için insanlara yardımcı olabileceğimi düşündüm. Benim hayatım değişti bir şekilde ve belki ben de başkalarının hayatının değişmesine bir rol oynayabilirim diye düşündüm. Bir diğer sorumuz, online eğitimle diyetisyenlik okumak. Gerçekten çok zor. Aslında aşırı zor diyemeyeceğim çünkü çoğu dersimiz biraz daha böyle sözel olduğu için, yani ezbere dayalı olduğu için sıkıntı olmuyor. Ama bazı derslerimiz var ki hesaplama gerektiren dersler veya okulda uygulamalı olarak gördüğümüz dersler, yemek yapma dersleri, laboratuvardaki deneylerimiz falan. Hani bunlar şu an olsa belki çok daha okula adapte olabilirim. Çünkü evdeyken sürekli sadece tek bir ekrandan dinlemek, yiyecekleri görmemek falan beni üzüyor. Çünkü gittiğim ilk dönem, yani diyetisyen okuduğum ilk sene deneyler yapıyorduk. Yemek dersimiz vardı, yemek yapma zorunluluğumuz vardı. Yemek yapmayı öğreniyorduk, besinleri öğreniyorduk, görerek öğreniyorduk. Yani bir şeyler uygulamalı olduğu zaman ben daha çok etkileniyorum ve daha çok bilgi sahibi olabiliyorum. Okumak ve sadece dinlemek bana yetmiyor. O yüzden online eğitimi ben çok yararlı bulmuyorum. Bölümü İngilizce mi okumalıyız yoksa Türkçe mi okumalıyız genel olarak soruyorum diye sormuş birisi. Bildiğiniz üzere ben İngilizce okuyorum. Babam bana şey demişti, ben daha üniversite tercihlerimi yapmadan önce, Başak hani istediğin bölümü, istediğin üniversiteyi yaz ama tek bir isteğim var, İngilizce okumanı istiyorum demişti. Ve ben de böyle birazcık gerilmiştim. İngilizce nasıl okuyacağım? Çok fazla terim var. Anlamazsam ne olacak? Sınavları nasıl yapacağım? Hani bu düşünceler kafamın içerisindeydi sürekli ki eminim çoğunuzun aklında vardır bu düşünceler zaten. Ama şöyle bakıldığı zaman hani artık dünyada her mesleği herkes yapabiliyor ve zaten iş bulma olanı her meslek için çok zor. Ne okuduğunuzun hiçbir önemi yok. Size artık öne taşıyacak olan şey üniversite okumak da değil. İkinci bir üniversite okumak da artık çok da önemli bir şey olmuyor bildiğiniz üzere. Dil bilmek. Hatta artık iki dil değil, üç dil bilmek. En az iki dil bilmek önemli. Onun haricinde üniversite okuyup üstüne master yapıp üstüne başka bir bölüm daha okumak aslında sizi artık öne çıkartan şeyler olacağı için yani biraz da böyle 1-0 önden başlamak daha doğru olur diye düşündüm. Hani en azından bir artım olsun dedim. Bir şekilde zaten İngilizce hayatımın içine almak zorundayım dedim. Hazır zaten seçeceğim okula gitmek istedim. Okuldaki bölümlerin hepsi İngilizceyken ve hazırlık eğitimi de varken ve bunu da alabilecekken neden almayayım dedim. Geleceğim için açıkçası yatım yapmayı düşündüm. Yani ben okuyacaksanız İngilizce okumanızı tavsiye ediyorum. İngilizce bilip bilmemeniz önemli değil. Zaten okuyacağınız üniversitedeki bölüm İngilizce ise eğer hazırlık eğitimi zorunlu oluyor. Yani siz bir sınava girip o hazırlığı geçebilirseniz eğer zaten İngilizce bölümü okumaya hak kazanıyorsunuz. O yüzden İngilizce bölümü okumaktan korkmayın. Bir şekilde başarılıyor ve size getirisi çok büyük oluyor. Bana güvenin. Bölümü İngilizce okumanın avantajları neler? Her zaman bir dil bilmek size her zaman bir adım öne taşır. Bunu unutmayın. Onun haricinde
haricinde İngilizceyi sadece günlük hayatımda değil, terimsel yerlerde, iş alanında da kullanabilecek olmak veya böyle daha profesyonel alanlarda kullanabilecek olmak geleceğim için yani çok fazla avantaj sağlayacaktır bana. Bir başka avantajı da iş bulmak. Tabii ki iş bulurken sizin bir dil bilmeniz, sizin İngilizce biliyor olmanız sizi bir adım daha öne çıkartacak. Dezavantaj olarak çok da bir dezavantajı olduğunu söyleyemem. Ama İngilizce okumak bazen evet zorlayabiliyor. Ama şöyle düşünün, neyde zorlanmıyorsunuz ki? Yani yapılacak her şeyin bir zorluğu var. O yüzden bu da başarıya ulaşmak için gereken tatlı bir zorluk gibi bir şey. Yeditepe kaçıncı tercihimdi? Yeditepe benim ilk tercihimdi. Ben 7 tane tercih yapmıştım çünkü gideceğimi düşünmüyordum. Açıkçası puanım istediğim gibi gelmemişti ve mezuna kalmayı düşünüyordum. Ama mezuna kalmayı da aslında pek istemiyordum. O yüzden asıl istediğim üniversiteyi en başa yazdım ve hani gelirse giderim, gelmezse tekrar hazırlanmayı artık göze almışken şans eseri Yeditepe tuttu. Yeditepe'de yüzde kaç burslu okuyorsun? Yeditepe'de herhangi bir bursum yok. DSEC okumak için sayısalı çok mu iyi yapmamız gerekiyor diye bir soru gelmiş. Bildiğiniz üzere video başından beri kaç puanla girmelisiniz, kaç puan yapmalısınız gibi soruların cevabını vermedim ki zaten bu benim verebileceğim bir cevap değil. Her sene değişiyor. Her sene üniversitenin kendine koyduğu sıralama puan skalası değişiyor. O yüzden benim size şu an şu puanla giriliyor demem çok saçma olacak. Hani Google'dan istediğiniz üniversitenin istediğiniz kısmından ve hangi sıralama alıyorsa bakmanız lazım. Onun haricinde ben girdiğimde 2018 senesinde diyetisyenlik sayısaldan giriliyordu ve sayısalı tabii de iyi yapmanız lazım. Çünkü sayısal puanınız geçerli olduğu için sizi diyetisyenlik kazanmanızda yukarı çıkartacak olan kısım sayısal olmuş oluyor. YKS'ye hazırlanırken nasıl çalıştım? Bunu çok fazla soruyorsunuz ama ben bu konu hakkında böyle çok yeterli bilir kişi olduğumu düşünmediğim için çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Şu anki düzenime baktığınız zaman Başak, hani YKS zamanı bu kadar düzenli çalışıyor muydun diye soruyorsunuz. Evet, çok düzenli çalışıyordum. Her gün en az 500-600 soru çözüyordum ve haftalık derslerimi sürekli alıyordum. Okula gitmenin yanı sıra ayrı derslerde alıp da eksiklerimi tamamlamaya çalışıyordum. Çünkü bir sene, bir buçuk sene okula gidemediğim dönem vardı ve onu kapatmaya çalışıyordum. Bayağı böyle bir sıkı çalışma içerisindeydim. Hatta gezmiyordum bile denebilir. Bayağı sosyal bir hayat yaşıyordum. Ama sınav esnasında geçirdiğim panik atak sebebiyle sınavım böyle hiç istediğim gibi gitmedi. O yüzden şu an kendi çalışmam ve bunun sonucunda aldığım sonuçla alakalı sizlere bir yorum yapmak bana doğru gelmiyor. Çünkü ben bu sınav sonucunun hani doğru olduğunu düşünmüyorum. Sınav esnasında yaşadığım bir sağlık problemi sebebiyle sınavımı tamamlamayla düzgün tamamlayamadım. O yüzden çalışmalarımı tamamlamayla karşılığını alıp almadığımı da bilmediğim için sizlere şu şekilde çalışmasınız diyemiyorum. Ama tekrar yapmanın çok önemli olduğunu biliyorum. Babam bana küçükten beri hep şey söylerdi. Başak, günlük tekrarını yap derdi. Ve ben neredeyse lise 3. sınıfa kadar hiçbir şekilde tekrar yapmadım okul boyunca. Hiçbir şekilde. Ve babam bana sürekli Başak tekrar yap, Başak tekrarlarını yaptın mı derdi. Ve ben tekrar yapmanın önemini 11. sınıfta anladım. Bir konuyu işledikten sonra, o konuyu çalışıp bitirdim dedikten sonra bir ay sonra unutuyorsanız orada bir sıkıntı vardır. Bunun için de unutmamak için haftada bir kere o konuyla alakalı bir tane de olsa bir test çözmeniz lazım. Eğer çalışıyorsanız ve unutma probleminiz varsa benim gibi bunu kesinlikle yapın, tekrar edin özellikle. Bir diğer sorumuz DSEC okumanın zararları ve zorlukları. Aslında aşırı zor bir kısmı yok ama ben şeyde birazcık zorlanıyorum. Derslerinde zorlanıyorum tabii ki. Sürekli makaleler yazıyoruz, sürekli projelerimiz, sunumlarımız, vizelerimiz, ödevlerimiz, uygulama derslerimiz ve hani birçok fazla kapsamlı ders görüyoruz. Hemşireler ve tıpların gördüğü çoğu dersi biz de görüyoruz. Anatomi, biyoloji, mikrobiyoloji, fizyoloji, yani biz bunları tıplar kadar ağır görmüyorsak da onların yarısından fazlasını biz de görüyoruz ve bu kadar terimsel ve bilimsel şeyleri görmek bazen beni zorlayabiliyor. Ama sevdiğim bir bölüm, sevdiğim bir şey, öğrenmekten zevk aldığım bir bölüm olduğu için o yüzden aşırı zorlanıyorum diyemeyeceğim. Zararları olarak da şunu söyleyebilirim. Tanıdığınız herkes size artık diyetisyen olunca beni zayıflatırsın, bana bir diyet programı yazsana gibi sorular oluyordur ki diyetisyenlerin, yani daha doğrusu diyetisyenlik öğrencilerinin yapmaması gereken altın kurallardan bir tanesi, bölümü bitirmeden, adınızın önüne diyetisyenlik ünvanı gelmeden önce kimseye diyet yazmamanız. Bu çok tehlikeli bir durum. Çünkü diyet yazmak bildiğiniz üzere sadece böyle şunu ye bunu ye demek değil. O kişinin geçirdiği rahatsızlıkları, hastalıkları, test sonuçlarını, kan sonuçlarını göz önünde bulundurarak o kişinin beslenme stilini yazmak. Aslında diyetisyen herkesçe böyle birazcık küçümsenen bir meslek olmasına rağmen aslında çok derin bir meslek. Sporcuların, annelerin, hastaların, diyabet hastalarının ve kanser hastalarının, daha birçok hastanın farklı farklı yeme stilleri ve yeme şekli var ve biz diyetisyenler olarak onlara en doğru şekilde beslenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Yani diyetisyen demek sadece sizi zayıflatan meslek kişisi demek değil. Sizin düzenli ve sağlıklı bir şekilde gerekli besinleri gerekli şekilde almanıza yardımcı olabilecek bilir kişi oluyor. Bu hem kilo vermenize yardımcı olabilir, hem kilo almanıza yardımcı olabilir. Buna da böyle bir açıklık getirmiş oldum. Part 2'ye geçiyoruz. Derslerle alakalı sorularınız.
Toplam kaç tane dersin var? Toplam 5 ana dersim, 2 tane seçmeli dersim var. İlk sene sanırım 6 ana dersim, 1 tane seçmeli dersim vardı. Şimdi 2 tane seçmeli oldu. Sanırım bir sonraki sene tek seçmeli düşebilir tekrardan. Okuduğum bölümde gördüğüm dersler. Öncelikle diyetisyenlik okumak isteyenlere şunu söylemek istiyorum. Biyoloji ve kimya dersleri fazlasıyla ağırlıklı. Hatta sadece biyoloji ve kimyanın alt ana dallarının değiştirilmiş şekillerini görüyorsunuz sürekli. O yüzden biyoloji ve kimya ile ilginiz yoksa bu bölüme çok fazla düşmemenizi tavsiye ederim. Anatomi, mikrobiyoloji, genetik, besin kimyası ki besin kimyasına çoğunlukla organik kimyayı ve normal 12. sınıf kimyasının çok daha ağırlaştırılmış versiyonunu görüyorduk. Fizyoloji, gıda kontrolü dersleri, psikoloji, evet psikoloji de görmek zorundayız. Etik derslerimiz ve tabii ki beslenme derslerimiz. Bu beslenme derslerimiz her dönem var ve farklı farklı şekillerde, farklı farklı isimlerle geliyor bize. Onun haricinde anatomiyi bir dönem birinci kısmını alıyorsunuz. Yani anatomi 1'i alıyorsunuz, ikinci dönem anatomi 2'yi alıyorsunuz. Eğer anatomi 1'i verebilirseniz, geçebilirseniz bu şekilde ilerliyor. Şu ana kadar yani 2. sınıfın sonuna kadar gördüğüm ana derslerim bunlardan ibaretti. Gelecek dönemlerde daha farklı derslerde göreceğimi düşünüyorum. Daha kapsamlı derslerde gelecek sanırım. Aldığın derslerin tümü bölümüne doğrudan ilişkili mi? Hem evet hem hayır diyebilirim galiba bu sorunun cevabına. Çünkü bazen diyorum ki ya bu kadar teknik bilginin, bu kadar tıbbi bilgilerin bana ne gibi yararı olacak diyorum. Ama karşıma benim farklı rahatsızlıkta, farklı bir sıkıntısı olan bir insan geldiği zaman benim her şeyi bilmem lazım ki o kişinin vücuduna girecek doğru besinleri seçmesine yardımcı olabileyim. Aslında bildiğimiz çoğu bilgi gerekli. Ne kadar çoğu zaman öyle olmadığını düşünsem de. Uygulama dersleri var mı? Varsa ne gibi dersler var diye sormuşsunuz. İlk senemizin ilk döneminde yemek derslerimiz vardı. Laboratuvar kısmında gruplar haline bölüşüyorduk ve hoca bize belli bir yemek veriyordu. O yemeği kendimiz yapıyorduk. Nasıl yapacağını, ne kadar miktarda konulacağını, kaç gram konulacağını, o kaç gramda, o besinde hangi değerler var, vitamin değeri, protein değeri falan bunları daha sonra tartışıyorduk. Aslında daha çok yemeği yaptıktan sonra tadımı gerçekleştiriyorduk. Tadımdan sonra ise hoca bize yaptığımız yemekle alakalı sözlü yapıyordu. Yani bir nevi siz kendi kullandığınız besinlerle alakalı sözlü oluyordunuz. Benim çok zevk aldığım bir derse. Çünkü canlı canlı o besinlerle direktmen iletişim halinde olmak ve o besinleri direkt görerek ve uygulayarak öğrenmek değerlerini, besin değerlerini çok yararlıydı. Ben çok memnun kalmıştım. Onun haricinde laboratuvar derslerimiz oluyordu. Ama şu an korona sebebiyle tabii ki hiçbiri olmuyor. Eğer başka uygulamalı dersim varsa da ben bilemiyorum. Laboratuvar dersleriniz ne sıklıkla oluyor? Laboratuvar derslerimiz bizim her hafta bir kere olacak şeklinde işliyordu. Zaten çoğunlukla kimya dersinde görüyorduk onu. Kimya dersimiz toplam 4 saat oluyordu. İlk 2 saati normal dersimiz, son 2 saati de laboratuvar dersi olarak geçiyordu ve haftada bir defa laboratuvar dersi görüyorduk. Şu an okula gidiyor olsaydım yani yüz yüze eğitim görüyor olsaydım büyük ihtimalle yine laboratuvar derslerim olacaktı bol bol. Hatta geçenlerde bir vlog çekmiştim. Bir tane laboratuvar dersi için okula gitmiştim bu pandemi döneminde. Onu da izleyebilirsiniz. Orada böyle yine bahsetmiştim. Tıpla çok bağlantısı var mı? Maalesef ki evet. Aslında tıp okuyamadığım için o yüzden çok da fazla üzüldüğümü söyleyemem. Çünkü tıpta göreceğim çoğu dersi görüyorum. O kadar detaylı olmasa da yine de tıpla yakından böyle bir alakam var. Diyetisyenlikte hastalıklarda beslenmeyle alakalı dersler görüyor musunuz? Arkadaşlar diyetisyenlikte her şeyi görüyorsunuz. Yani sadece beslenme dersleri değil, sağlık konularını görüyorsunuz. İnsan vücudunun işleyişini, anatomiyi, fizyolojiyi bunların hepsini bilmek zorundasınız. Onun haricinde genetiği, kimyayı bunları zaten bilmek zorundayız. Bunlar haricinde tıpta görülen sağlıksal hastalıklar, sağlıksal durumlar bunların hepsini bilmek zorundayız. Onun haricinde danışanımızla iletişimimiz söz konusu olduğu için etik derslerimiz ve psikoloji derslerimiz de olmak zorunda ki onları da görüyoruz. Yani diyetisyenlik okurken sadece besinleri ve yiyecekleri görmüyorsunuz. İnsan vücudunu temelli görüyorsunuz. Bütün bilgilerini öğreniyorsunuz ve ekstra olarak insan psikolojisini de öğrenmek zorundasınız. Yani kısacası diyetisyenlik okuyorsanız her konuda bir bilginiz oluyor zorunlu olarak. Diyet lisesi nasıl hazırlanıyor ve şu an sen diyet lisesi hazırlayabiliyor musun? Önceden de söylemiştim. Bizim diyetisyenlik unvanını almadan bir diyet lisesi yazmamız, diyet hazırlamamız yasak zaten. Bu aynı şekilde doktorların daha tıbbı bitirmeden tedavi etmesi, ilaç yazması gibi gibi. Bunlar zaten genel kurallar. Onun haricinde diyet yazma derslerimiz, diyet yazma teknikleri, nasıl yazına dair olan derslerimiz bir sonraki dönem yani 3. sınıfta başlayacak diye biliyorum. Bir arkadaşım bir üst dönem irregular başladığı için o alıyordu. Yani başlayacak. Çap yapmayı düşünüyor musun diye sormuşsunuz. Aslında bu dönem yapacaktım. Psikolojiyle birlikte çapımı yapacaktım. Sınıfta ilk 20'ye girmem lazımdı bunun için. Not ortalama
ortalaması 3.5'un üstünde olması lazımdı. Not ortalaması konusunda hiçbir sıkıntım yoktu. Hani birkaç senede not ortalamam hep 3.5'un üstündeydi ama ilk 20'yi 2-3 kişiyle kaçırmışım sanırım. O yüzden bu dönem çarpamadım. Belki bir sonraki dönem için düşünüyor gibiyim ama olmazsa da artık master'dan sonra farklı bir bölümde başka bir üniversite düşünüyorum. Bakalım. Hangi alan ilgin çekiyor? Sporcu beslenmesi, anne beslenmesi, çocuk beslenmesi gibi gibi. Bildiğiniz üzere beslenme kısmında da böyle ana dallara ayrılıyor. Siz yani diyeten olduktan sonra belli bir alan üstüne yoğunlaşabilirsiniz. Sporcu beslenmesine yoğunlaşıp sadece sporcularla alakalı bir çalışma yapabilirsiniz gibi gibi. Çok derin bir alan yani bu. Benim bir tık sporcu beslenmesine fazlasıyla ilgim var ve diyabet hastalarının, şeker hastalarının ve kanser hastalarının beslenmelerine karşı da özel bir ilgim var. Ama sporcu beslenmesinden yürüyecek gibi duruyorum. Şu anki yaşantım göz önünde bulundurulursa. Ama ileride ne olur bilmiyorum. Daha 2 senem falan var zaten. Vaktim bol yani. Psikolojiyle çap yapılabilir mi? Psikoloji okuyan biri diyetisyenlikle çap yapabilir mi diye sormuşsunuz. Açıkçası bunun tam anlamıyla bir cevabını veremeyebilirim. Ama YTP Üniversitesi'nde diyetisyenlik okuyan biri psikolojiyle çap yapabiliyor diye biliyorum. Ama her üniversiteye göre bu değişiyor. Sitenizde o bölüme girdiğiniz zaman o bölümün altında böyle bazı kategoriler çıkması lazım. Bölümde hangi bölümleri çap yapabilirsiniz diye okulun kendi belirlediği bir liste oluyor. Genellikle her okulda aynı bölümden aynı çapı yapamayabiliyorsunuz. Atıyorum YTP'de diyetisyen okurken psikoloji çap yapabilirken başka bir okulda bunu yapamayabilirsiniz belki. O yüzden bu gideceğiniz okula göre yapacağınız araştırmaya bağlı. Üçüncü partımıza geçiyoruz. Gelecekle ilgili planlarım. İleride nasıl çalışmayı düşünüyorsun? Kendi iş yerin, klinik açmak, hastane çalışmak gibi gibi gibi. Tabii ki de kendi iş yerimi açmak istiyorum. Kendime klinik açmak istiyorum. Ama öncesinde işi tam yerinde öğrenmek için, biraz daha böyle paslanmak için bir hastanede başlayıp ardından kendime bir yer açmak istiyorum. Çünkü asıl öğrenilen yer bence hastane ortamı. Hastane ortamında tüm aletleri, tüm eşyaları, tüm edevatların hepsini görüyorsunuz ve sadece kendi hastanızla ilişkinizden ziyade hastanedeki diğer personellerle, doktorlarla da iletişiminiz de önemli oluyor. Yani direkt ben kendime klinik açıp yapayalnız bir yere kendimi kapatacağımı önce deneyimli bir yerde paslanmak isterim. Ardından kendime klinik açmak isterim. Hatta ileride böyle sadece diyetisyenlik yapmak haricinde koçluk yapmak, aynı zamanda spor dersleri vermek, böyle birazcık komple büyük bir yer açmak istiyorum. Hem diyetisyenliğin hem de sporun ön planda olduğu, ikisini birlikte yürütebileceğim. Böyle yani güzel hayallerim var. Tabii zamanla gösterecek, bilinmez. Sence önü açık mı? Sanki piyasada çok fazla diyetisyen var gibi. Diyetisyenliğin ataması oldukça az. İleride bu atamaların artacağını düşünüyor musun? Devlete atanmak çok zor diye biliyorum. İleride kariyer planın kendi yerini açmak mı? İş bulma imkanları nasıl? Çok fazla diyetisyen var. Nasıl iş bulacaksın? Nasıl iş bulacağız? İş bulması kolay mı? Ne kadar kazanılıyor? Gibi 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 sorular. Artık yani son 2-3 senedir hangi bölümde okursanız okuyun. İsterseniz mühendis olun, isterseniz doktor olun, isterseniz grafik tasarımcı olun, isterseniz televizyon, sinema programı okuyun. İş bulmak artık çok zor. Artık her meslekten oldukça fazla var ve iş bulma imkanı çok ama çok zor. O yüzden şu an seçeceğiniz mesleği, iş bulma imkanı çok mu az mı diye bakarak seçmeniz çok yanlış. Çünkü benim çok tanıdığım var. Doktor olmuş yani olmaya çalışıyor hala. Tıbı bitirmiş ama hala daha bir yere atanamamış. Hala daha bir yerde işe başlayamamış ve açıkta kalan. Yani demek istediğim o ki şu an ne okursanız okuyun açıkta kalma ihtimaliniz çok yüksek. İş bulamama imkanınız çok yüksek. Aynı şekilde diyetisyenlikte de öyle. Peki Başak hani önerir misin diye soracaksınız. Ben bu konuda bir şey söyleyemem. Yani ben kendimi bu kadar karamsarla yormuyorum. Diyorum ki ben elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ben kendime katabildiğim her şeyi katacağım. Kendimi öne çıkarmak için, diğer diyetisyenlerden kendimi daha fazla öne çıkarmak için neler yapabilirsem yapacağım ve olabildiğimin en iyisi olmaya çalışacağım. Yani benim iş bulabilme imkanım bende bitiyor. Ben kendimi ne kadar çok geliştirirsem iş bulma imkanım o kadar çok artar. Yani siz de öyle düşünmek zorundasınız. Ne okursanız okuyun, iş bulma imkanınız zor. İş bulma imkanınız kendinizi ne kadar geliştirdiğinizle alakalı. Dördüncü partımız okulla ilgili sorularınız, Yeditepe ile alakalı sorularınız. Sence hangi okulda okuduğunun bir önemi var mı? Yoksa kişinin kendisini geliştirmesi mi önemli olan? Tabii ki de kişinin kendisini geliştirmesi önemli olan. Nerede okursanız okuyun. Önemli olan nasıl okudunuz ve ne kadar öğrenmek istediniz ve ne kadar çabaladınız. Tabii ki nerede okudunuz yine de önemli. Aslında önemli artık değil ya. Çünkü bakıldığı zaman artık yani hangi üniversitede okuduğunuzun çok da bir önemi olmuyor bir meslek sahibi olmak için. Günümüzde görüyoruz, siz de görüyorsunuz. O yüzden kendinize ne katabileceğiniz, okuduğunuz okuldan ne kadarını alabileceğiniz önemli olan.
yapacağım. Devlette mi okumak daha iyi, özelde mi okumak daha iyi? Tercih ederken neler dikkat etmeliyiz? Açıkçası ikisi de çok iyi. Hatta şu son zamanlarda hastanesi olan üniversiteler, yani vakıf üniversiteleri, özel üniversite olarak geçiyor, çok daha mantıklı bakılıyor. Özellikle sağlık alanında hastanesi olan bir okulda okumanız size çok büyük artılar sağlayabilir. Özellikle staj yapacaksanız diş olabilir, diyetisyenlik olur, hemşirelik olur ve yani sağlık alakalı birçok alanda. Staj yapacağınız zaman okulunuzun kendi hastanesi olması ve sizin orada eğitim görebilecek olmanız, direkt kendi hocalarınızdan, kendi okulunuzun eğitimini alabilecek olmanız çok büyük bir ayrıcalık. O yüzden özel üniversitenin böyle bir artısı olduğunu söyleyebilirim. Bunun haricinde çok da bir farklılığı yok açıkçası. Yani çoğu devlet üniversitesi çok çok daha iyi, çoğu özel üniversiteden. Açıkçası bu biraz da sizin tercihinize kalmış bir durum. Yeditepe'de okumanın avantajları ve dezavantajları neler diye sormuşsunuz. Öncelikle avantajlarından bahsedeyim. Yeditepe'de okumanın benim hayalim olduğundan bahsetmiştim. Neden diye soracak olursanız, bildiğiniz üzere hem kendi liselerimi çok fazla örnek alıyordum. Onun Yeditepe'den mezun olmuş olması, bu kadar başarılı bir iş kadını olması beni çok etkilemişti. Bunun yanı sıra okulu gezmeye gittiğim zaman okula tutuldum. Evet, bu okul haricinde daha çok güzel kampüsleri olan üniversite gezdim. Ama Yeditepe Üniversitesi'nin kampüsünü ben çok sevdim. Bana göre üniversite demek sadece eğitimden ziyade sosyalleşebileceğim, okulda eğlenebileceğim ve büyük bir alanımın olması demek ve yeşilliklerin içerisinde olması da çok büyük bir artı açıkçası. Yani benim için okula gidip geleyim, sıraya oturup kalkayım şeyi bende pek yok açıkçası. Yani ben biraz daha böyle çok ders modu olan bir tip değilim. Hani ben aslında istiyorum ki hem sosyal hayatım hem ders hayatım aynı anda gitsin ki zaten üniversitenin amacı bu ikisini sizlere sunması oluyor. Ve ben Yeditepe'nin bunları tamamıyla bana sunabileceğini düşündüğüm için tercih ettim. İlk tercihim olarak yazdım. Kampüsünü çok seviyorum. Yeşillik içerisinde olmasını çok seviyorum. Büyük olmasını çok seviyorum. Doğayla iç içe olması, ağaçların aralarında piknik masalarının olması, orada oturup ders çalışabilmek. Yani ben çok zevk alıyorum ve çok seviyorum okulumu. Bunun haricinde aldığım eğitimden çok memnunum. Öğretmenlerimden, derste bize sunan imkanlardan çok memnunum. Bu gibi avantajları var. Dezavantaj olarak da şu şekilde söyleyebilirim. Okula online üzerinden, yani telefon üzerinden ulaşım inanılmaz zor. Yani bu pandemi döneminde okula ulaşmaya çalışmıştım. Covid olduğum dönem çap başvurusu yapacaktım ve okulda hiçbir şekilde iletişim sağlayamadım. Şehir dışındayım, okula gidemiyorum, Covid'im. Yani okulun iletişim konusunda çok büyük bir eksi olduğunu düşünüyorum. Ve bir diğer küçük eksisi ise okulun ta Kayış Dağı tepesinde olması, Ataşehir'in ta dağ tepesinde olması. Oradan İstanbul'a ulaşım bir tık zor. Onun haricinde Yeditepe'nin herhangi bir dezavantajı olduğunu söyleyemeyeceğim. İstanbul'da okumak ya da Yeditepe'de okumak madde olarak zorluyor mu? Açıkçası evet. Yani Yeditepe'de okumak değil, aslında okulda okumak, yani okul okumak her türlü herkese madde olarak zorluyor. Ama İstanbul'da okumak bir tık daha zorluyor. Çünkü İstanbul'da yaşam biraz daha lüks ve kalacağınız en küçük ve en kötü bir yer bile çok pahalı. O yüzden bir öğrenci olarak ve şehir dışından gelen biri olarak, ben mesela Gebze'den İstanbul'da yerleşmiştim okul dönemindeyken. Yepyeni bir ev, yepyeni bir düzen, sürekli market, ev eşyası, okul masrafları, yani tabii ki de maddi olarak zorluyor. Bu sanırım her öğrenci için böyle. Ve son partımız diyetisyenlik hakkındaki görüşlerim, avantajlar ve dezavantajları eleştirdiğim kısım. Diyetisyenlik okumanın hayatına katkıları neler diye sormuşsunuz. Açıkçası zaten ben çok uzun bir süre diyetlerle, diyetisyenlerle çok iç içe olduğum için wow denecek kadar bir etkisini gördüğümü söyleyemeyeceğim. Evet, etkisini ve yararlarını çok fazla gördüm. Çünkü çok güzel bilgiler öğreniyorum. Çok güzel dersler görüyorum. Özellikle beslenme derslerini çok seviyorum. Sağlık derslerini çok seviyorum. Ve çoğu öğrenirken kendi günlük yaşantıma uyarlayabileceğim şeyler olduğu için de çok zevkli geçiyor. Ama onun haricinde zaten çoğu şeyi bildiğim için ve kendi yaşantıma uyarladığım için çoğunlukla böyle teknik dersler ve bilimsel dersler beni etkileyen taraf alıyor. Bölümün hakkında en sevdiğin şey ne diye sormuşsunuz. Açıkçası her derste yeni bir şey öğrenmek, hangi ders olduğunun önemi yok. Sürekli yeni bir şey öğreniyorum ve bunlar sürekli gündelik hayata daha yeni şeyler olduğu için ve geleceğinde kendi hayatıma da uyarlayabileceğim şeyler hakkında öğrendiğim şeyler olduğu için çok etkileniyorum. Yani sürekli bir şeyler öğrenmek, yeni yeni şeyler öğrenmek beni sevindiriyor, mutlu ediyor. Bu bölümü okumak yeme düzenine, yediklerine nasıl yansıdı diye sormuşsunuz. Açıkçası çok yararı olduğunu söyleyebilirim. Bir kere o herkesin bildiği diyet mantığı da olan insanlar, yani çevremdeki o tarz insanları, arkadaşlarımı, ailemi o mantıktan çıkartabildim. Çünkü herkes diyet yapmanın veya sağlıklı beslenmenin çok daha farklı bir durumdan ibaret olduğunu düşünürken bir şekilde onların düşüncelerini değiştirebilmek benim çok hoşuma gitti. Sürekli yediğim şeylerle alakalı yeni şeyler öğreniyorum ve bildiğim doğruların bazen yanlış olduğunu veya bazen bildiğim yanlışların doğru olduğunu öğrenip onları kendi hayatıma uyarlayabiliyorum. Bu sayede yeme düzenim daha da gelişti. Besinlerle daha fazla iç içe girdim ve evde artık herkesin daha sağlıklı beslenmesine yardımcı oluyorum.
İkinci sınıfsın ama sağlıklı yiyecekler hakkında bilgin çok. Kendimizi böyle nasıl geliştirebiliriz? Açıkçası bu benim isteyerek yaptığım bir şey değil. Geçmişim, geçirdiğim rahatsızlık, geçirdiğim kilo verme süreci, diyetisyene gittiğim dönem, neredeyse 2 sene kadar diyetine gittim ve neredeyse her ay yeni bir diyet listesi gördüm ve onu hayatıma uyarladım. Hani bu şekilde zaten istemeden de olsa ben besinlerle çok iç içe bir şekilde büyüdüm ve geliştim. Yani yaklaşık 17 yaşından 20-21 yaşına kadar diyetlerle birlikteydim ve o yüzden istemeden birçok fazla bilgi öğrendim. Ama bunun haricinde kitaplar okuyabilirsiniz. Bir sürü beslenme kitapları var, bir sürü diyet teknikleri var, diyet teknikleriyle alakalı kitaplar var. Ayşe Baysal'ın kitaplarını okuyabilirsiniz. Bizim okulda kullandığımız kitaplar oluyor kendisi. Beslenme ile alakalı ana kişilerden bir tanesi zaten. Onların kitaplarına bakabilirsiniz eğer kendinizi bu konuda geliştirmek istiyorsanız. Diyetisyen okuduğun için mi beslenmene bu kadar önem veriyorsun, yoksa bu tarzı hayatının her döneminde uyguluyor muydun? Açıkçası şöyle, yaklaşık 8. sınıfa kadar falan inanılmaz çok sağlıklı beslenen bir değildim. Hatta aslında çok sağlıklı besleniyordum annem sayesinde ama 6. ve 7. sınıftayken inanılmaz fast food, abur cubur, tehlikeli yiyecekler çok fazla yiyordum. Ama kanser yakalandıktan sonra istemeden, yani zorunluluk olarak sağlıklı yaşama geçiş yapmak zorunda kaldım ve daha sonrasında alışkanlık olarak kaldı. Yani aslında diyetisyenlik okuduğum için değil, sağlıklı beslendiğim için, sağlıklı bir yaşama sahip olduğum için diyetisyenliği tercih ettiğim gibi bir şey oldu. Diyetisyenler zayıf olmak zorunda mı? Kilolu birinin diyetisyenlik okuması bölümünde garip karşılanır mı? Açıkçası bu soruları görünce çok üzüldüm. Çünkü böyle bakanlar var mı olaylara gerçekten bilmiyorum ama bu çok yanlış bir düşünce. Yani ben sınıftaki kimsenin kilolu mu değil mi diye baktığımı hatırlamıyorum. Veya işte bu kişinin kilosu fazla gözüküyor. Tabii bana göre, hani sizin söylediğinize göre söylüyorum. Bu diyetisyen nasıl olacak diye düşündüğümü hatırlamıyorum. Herkes her mesleği yapabilir. Her bedende, her fizikte, her görünüşte, her ırkta yani. Ama diyeceksiniz ki Başak, insanlar böyle düşünmüyor. Haklısınız. Maalesef ki insanlarımız böyle düşünüyor. Bu aynı şekilde sporcu olan birinin çok fit ve kaslı olmasını bekliyorsunuz. Mesela bir pilates dersine gidiyorsunuz. Hocanızın çok zayıf, kaslı ve ipince olmasını bekliyorsunuz ama öyle bir kural yok. Önemli olan yapacağı işi iyi yapmak ve size bunu iyi yansıtabilmek. O yüzden bence kilonuz, yapacağınız mesele çok fazla önemli değil. Ama siz bu kadar takıyorsanız bunu sadece sağlık için değiştirmelisiniz. Onun haricinde başkalarının düşünceleri için kendinizi değiştirmemelisiniz. Ve evet, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım diyetisyenlik okumakla alakalı bütün sorularınıza cevap verebilmişimdir. Yine kalan sorular varsa aklınızda aşağı yazabilirsiniz. Bir sonraki soracak videolarında da yanıtlarım onları. Onun haricinde böyle yine bu tarz okulumla alakalı, bölümle alakalı videolar gelmesini istiyorsanız veya ne tarz videolar gelsin istiyorsanız yorumlarda benimle görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın.